Arkadaşlar merhaba. Eğitim Vadisi Soru Bankamızın Edebiyat 1. modülündeki Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerini çözeceğiz. Test 38. 1. sorudan başlayalım. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 13. yüzyılda yaşayan sanatçı Horasan Türklerindendir. Eserlerinde İran Edebiyatı'nın etkileri görülmektedir. Divan Edebiyatı'nın ilk şairi kabul edilir. Şiirin en önemli teması aşktır. Farsça olarak bir Selçuklu Şehnamesi adlı mesnevisi olduğu söylense de bu eser günümüze ulaşamamıştır. Gençler dikkat ederseniz divan edebiyatının ilk şairi kavramından biz bunun Hoca Deyhani olduğunu anlıyoruz. Hoca Deyhani divan edebiyatının ilk şairi kabul edilir ve Selçuklu Şehnamesi ona atfediliyor arkadaşlar. Cevap Balıkesir olacak. İkinci soru, bu parçada tanıtılan 13. 14. yüzyıl sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 13. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir tasavvuf şairidir. Hakkındaki bilgiler daha çok menkıbeye dayanmaktadır. Eseri Çarhname ile ilgili bilgiler Fuat Köprülü vermiştir. Mevlana'nın müridi olduğu söylenmektedir. Tasavvuf konusunda öğretici bilgiler içeren Çarhname 100 beyitlik bir kasidedir. Halk dili yazılmış eser dünyanın faniliğinden, günahtan kaçınmaktan söz etmektedir. Gençler burada eserlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Çarhname biliyorsunuz ki Ahmet Vakik'in en önemli eserlerinden bir tanesidir. Cevap C seçeneği olacak. Üçüncü soru. Bu parçada tanıtılan 13. 14. yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir? Eski Anadolu Türkçesi döneminin önde gelen şairlerindendir. Günümüzde tespit edebilen şiirlerinin neredeyse hepsinde dini ve tasavvufi düşünceye ağır basmaktadır. Hemen hemen bütün şiirlerine hakim olan konu dünyanın geçiciliği ve ölüm temalarıdır. Şairin günümüzde 15 manzumesi bulunabilmiştir. Şairin Dastan Sultan Mahmut ve Yusuf-u Züleyha isimli iki mesnevisi vardır. Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış ilk Yusuf-u Züleyha mesnevisi bu şaire aittir. Gençler dikkat edersiniz, son dizedeki Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış ilk Yusuf-u Züleyha mesnevisi Şeyyat Hamza'ya aittir. Cevap Balıkesir olacak. Aynı şekilde Destan Sultan Mahmut onun önemli eserlerinden bir tanesidir. Cevap Balıkesir. Dördüncü soru, bu parça tanınan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 14. yüzyılda yaşamış bu tasavvuf şairlerdendir. Şiirin yanı sıra matematik ve felsefe ile edindiği düşünülmektedir. Şair Feridun Attar ve Mevlana Celaleddin Rumi'den etkilenmektedir. Ünlü eseri Mantıkutay'da Attar'ın Aynı adlı mesnevisini temel almıştır. Ancak bu eseri tam bir tercüme değildir. Şair eserde aynı hikayeyi temel almakla birlikte bunu Mevlana'nın mesnevisi ve Hint kalesi Kelle ve Dinle ile zenginleştirmiştir. Mantıkutay'dan anlıyorum ki bu eser Gülşehri'ye aittir arkadaşlar. Cevap Adana olacak. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Aşık Paşa'nın ailesi Anadolu'ya Horasan'dan gelmiştir. Arapça ve Farsça oldukça iyi bilen şair bilinçli olarak Türkçe'ye önem vermiş ve eserinde sade sayılabilecek bir dille yazmıştır. Hem ece ölçüsüyle yazdığı dörtlükler hem de aruz ölçüsüyle yazdığı beyitler sade ve içten bir Türkçe'ye kaleme alınmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa sevgisi ve kahramanlık gibi din tasavvuf dışı konuları işlemiştir. En önemli eser olan Garipname 1063 beyitlik bir mesnevidir. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada 5. öncüldeki en önemli eseri Garipname'dir. Evet bu doğru. Garipname en önemli eserlerinden bir tanesidir. Fakat 1063 beyitlik değildir arkadaşlar. Garipname 12.000 beyitlik bir mesnevidir. 12.000 beyitten oluşuyor. O yüzden cevap Balıkesir olacak. Garipname ahlaki, felsefi, psikolojik, tasavvufi bir eserdir diyebilirsiniz. Cevabımız Edirne. 6. soru, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 14. yüzyılda Anadolu'da yaşayan .. halk diliyle ifade eden tasavvuf edebiyatının en büyük şairidir. Onun duygu ve düşünce dünyasını hazırlayan ve oluşturan İslam din ve kültürüdür. Hece ve aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde sevgi temasını işlemiştir. Ondaki insan sevgisi insanın Allah'tan bir parça bulunduğunu bilmesindendir. Kendisinden önce yetişmiş şairlerin eserlerinde geçen kavramlara yeni bir öz, yeni bir deyiş katmıştır. Tekkeşir'in Anadolu'daki ilk temsilcilerindendir. Arkadaşlar Tekkeşir'in Anadolu'daki ilk temsilcisi Yunus Emre'dir. Cevabımız Balıkesir olacak. 7. soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yunus Emre .. adlı eserinde sembolik bir anlatımla akıldan, imandan, sabrın öneminden söz etmiştir. Aruz ölçüsüyle yazdığı bu mesnevide onun iyi bir öğrenim gördüğünü ortaya koymaktadır. Yunus Emre hece ölçüsüyle .. da yazmıştır. 6, 7, 8'de hece kalıpları söylenmiş ilahilerinde sehli mümteni, çok basit gibi görünen fakat söylenmesi son derece zor, ahenk ve yapıya sahip şiirler tarzında bir anlatım sahiptir. Gençler dikkat ederseniz burada sembolik bir anlatımla akıldan, imandan, sabrın öneminden söz eden eseri
Risaletün Nusriye'dir. Aynı şekilde 6-7-8'de hece kalıpları söylenmiş ilahilerinde dediğinde dikkat edin ilahilerinden bahsediyor. İlahileri Sehli Mümteni örneğidir. Cevap Ceyhan olacak. Risaletün Nusriye ve ilahileri doğru cevaptır. 8. soru. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu eserde Anadolu'da Hristiyanlarla yapılan savaşlar konu edilmektedir. Bu savaşlarda merkez sağ genellikle Malatya yöresidir. Savaşlar İslamiyet, Hristiyanlık şeklinde dini bir özellik taşır. Eserlerdeki olayların kahramanı okuduğu dualarla büyüleri bozar, ateşle yanmaz, göz açıp kapayıncaya kadar uzun mesafeler aşar. Hızır'la yoldaştır. Türk gazi tipinin mükemmel bir örneğini aksettiren bir kahraman, gerek kahramanlığı gerekse evliya karakteriyle Anadolu insanı üzerinde son derece etkili olmuştur. Bu eser yüzyıllarca Anadolu halkı arasında sözlü olarak yaşamıştır. Gençler dikkat ederseniz burada bahsedilen eser Battalname'dir arkadaşlar. Hristiyanlarla yapılan savaşlar, merkezinin Malatya olması bunlar anahtar kelimedir. Cevap Edirne olacak. 9. soru. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde Dede Korkut hikayeleriyle ilgili bilgi yanlışlığı vardır? Anonim özellik taşır. Evet arkadaşlar Dede Korkut hikayelerinin yazanı ve söyleyeni belli değildir. Yani anonimdir. Anlatılan olaylarda olağanüstükler yoktur. Tam tersi olağanüstükler çok fazladır arkadaşlar. İkinci öncül yanlıştır. Anlatımı malzume biçimindedir. Hece ölçüsü de söylenmiştir. Evet yer yer hece ölçüsü kullanılıyor. Ama nazım ve nesir karışık bir eserdir arkadaşlar. Üçüncü öncül de yanlıştır. Oğuzların iç dış mücadeleleri, düşmanları ile mücadele anlatılır. Doğru bir bilgi. Her hikaye bağımsız olmakla birlikte çoğunda ortak kahramanlar bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 Balıkesir olacak. 10. soru. Bu parçada tanıtılan mutasavvuf şair aşağıdakilerden hangisidir? Doğumu, ölümü kim tarafından eğitildi, Anadolu'ya tam olarak hangi tarihte geldiğine dair kesin bilgiler elimizde mevcut değildir. Bununla birlikte 1209-1271 yılları arasında yaşadığı tanınmaktadır. Amasya'da iken Baba İlyas'a yakınlık kurdu, ölümünden sonra müritlerinin onun etrafında toplandığı söylenmektedir. Ölümünden sonra adına tarikat kurulmuştur, velayetnamelerde Yunus Emre ile olan ilişkilerinde söz edilmektedir. Makalat adlı eserinde tasavvuf yollarından söz etmiştir. Makalat arkadaşlar biliyorsunuz ki Hacı Bektaşi Veli'nindir. Baba İlyas'la yakınlık kurması, tarikatının olması bizi Hacı Bektaşi Veli'ye götürüyor. Cevap Edirne olacak. 11. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde Mevlana'yla ilgili bilgi yanlışlığı vardır? Türk ve dünya edebiyatının önde gelen sanatçılarındandır. Tasavvuf düşüncesi halk zevkine uygun olarak hikayeler yardımıyla anlatmaya çalışmıştır. Arapça, Farsça, Rumca bilen sanatçı şiirlerini Türkçe olarak yazmıştır. Tasavvuf düşüncesi ilahi aşkı birleştirip şiir sanatıyla ölümsüz hale getirmiştir. İnsan sevgisi ilahi aşk ekseninde dini konuları kendine özgü bir anlayışla işlemiştir. Gençler dikkat ederseniz Arapça, Farsça, Rumca bilen sanatçı bu bilgi doğrudur. Mevlana hem Arapça hem Farsça hem de Rumca biliyor. Şiirlerini Türkçe olarak yazdığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Daha çok Arapça ve Farsça olarak yazmıştır. O yüzden 3. öncülümüz yanlıştır. Cevap C seçeneği olacak. 12. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Haliloğlu Yahya Burgazi'nin Fütüvetname adlı eserinde Yunus Emre'nin Risaletün Nusriye adlı Fütüvetnamesinin etkileri görülmektedir. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada Haliloğlu Yahya Burgazi 13. yüzyıl şairidir. Aynı şekilde Yunus Emre de 13. yüzyıl şairidir. O yüzden Yunus Emre'nin Risaletün Nusriye adlı Fütüvetnamesinin etkileri görüldüğü söyleyemeyiz. Neden? Aynı yüzyıl şairleri olduğu için. Cevabımız Adana olacak. Adana'da yanlışlık yapılmış. 13. soru. Bu cümlede boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk edebiyatında 13. 15. yüzyıllarda destan edebiyatından nokta nokta geçildiği ve şiirde genelde nokta nokta konuların işlendiği görülmektedir. 13. 15. yüzyıllarda destan edebiyatından biz arkadaşlar halk hikayelerine geçiyoruz. Destandan halk hikayelerine geçişin örneklerini veriyoruz. Şiirde genellikle din konularının işlendiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Halk hikayeleri din yani Balıkesir doğru cevaptır. 14. soru. Numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? 13. yüzyılda Yunus Emre, 15. yüzyılda Kaygısız Abdal ve Hacı Bayram Veli tasavvuf ve din çevresinde şiirler yazmış, halk şiiri geleneğinin ilk şairleri sayılmıştır. Bu bilgi doğrudur arkadaşlar, bir sıkıntı yok. 15. yüzyılda Bektaş'ın etkileri artmış, din ve toplumla ilgili düşünce ve eleştiriler önem kazanmıştır. Evet arkadaşlar, doğru. 16. yüzyılda Erciş'le Emrah, Seyran gibi şairlerle gelişimini sürdüren halk şiiri, 17. yüzyılda güzelleme ile ün salmış Karacaoğlan gibi bir saz şairini yetiştirmiştir.
Arkadaşlar burada dikkat ederseniz 13. 16. yüzyılda demiş. Ercihli Emrah 17. yüzyıl şairidir. Burada bir sıkıntı var. 16. yüzyıl yanlış bir ifadedir. 17 olması gerekiyordu. Yanlışı bulduk ama biz diğerlerine de bakalım. 17. yüzyıldan itibaren bazı halk şiirlerinde, şairlerinde divan şiirinin etkisi görülse de geleneksel çizgisine devam ettirmiştir. Evet, bu bilgi doğru. Türk halk edebiyatı şiir geleneği günümüzde de varlığını devam ettirmiştir. Evet arkadaşlar, devam ettiriyor. Cevap Ceyhan olacak. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerinde görülen temalardan değildir demiş. Ahlaki değerler, sınıfsal farklılıklar, beşeri aşk, ilahi aşk, sevgi ve hoşgörü. Dikkat ederseniz ahlaki değerlerden, beşeri aşktan, ilahi aşktan, sevgi ve hoşgörüden genel anlamda temalarıdır arkadaşlar. Ama sınıfsal farklılıklar Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerinde görülen bir tema değildir. Cevap Balıkesir olacak. Son sorumuz 16. Numaralanmış yerlerde sanatçı ile eserler arasında eşleştirme yapıldığında hangi sanatçı dışarıda kalır? Kaygısız Abdal'ın eseri arkadaşlar. Kaygısız Abdal, Selçuklu Şehname, İbtidaname, Budananame, Risaletin Nusiye. Bunlardan bakalım arkadaşlar. Budananame Kaygısız Abdal'ındır. Yunus Emre için Risaletin Nusiye, Hoca Dehan için Selçuklu Şehnamesi, Sultan Veled için de İbtidaname eserleridir. Kadı Burhanettin'e ait, Kadı Burhanettin'e ait bir eser yoktur arkadaşlar. Cevap Edirne olacak. Burada soru çözümümüz bitmiştir. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere.